Esther merhaba. Bugün birlikte poğaça yapacağız. Ama bütün harcıyla birlikte böyle peynir içinde olacak. Ayrıyeten kullanmayacağız. Hamurun içinde yoğuracağız. Bunun için bir su bardağından bir parmak eksik zeytinyağı kullandım ben. Siz ayçiçek de kullanabilirsiniz. Sıvı yağım var. Bir bardak yoğurdum var. Bir kase peynirim var. Lor da kullanabilirsiniz. Kuru nane ve kuru dereotu kullanacağız. Şimdi ben kabıma bir yumurtamı kıracağım. Yani sarısını ayıracağım bir tanesinin. Akını alalım. Bunu üzerine kullanacağız arkadaşlar. Evet. Yağımı yumurtamın üzerine bir bardak yoğurdumu, bir kase peynirimi, hepsini birlikte yoğuracağız arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu kullanacağım. Şu üzerine süreceğimiz şeyi koyalım. Kuru dereotu kullanacağım. Biraz da kuru nane kullanacağım. Bunları buzdolabında biliyorsunuz dedikçe poşetlerde kurutmuştuk. Şimdi kullanacağız. Şöyle alacağım. Tuzunu da atacağız arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz tamamen size kalmış arzunuza. Şimdi bunu karıştırıp yoğuracağım arkadaşlar. Sadece dereotlu ve naneli de yapabilirsiniz. İkisini karışık da kullanabilirsiniz. Burada unum var. 3 su bardağı kadar. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapacağız. Çok basit, hemen hazırlayabileceğiniz bir poğaça olacak. Böyle yumuşak bir hamur yapacağız arkadaşlar. Hamurumun kıvamı budur. 3 su bardağından biraz eksik un aldı. Şimdi böyle yuvarlak mandalin büyüklüğünde toplar alacağım. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Elimizle yuvarlayacağız. Üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derecelik fırında pişireceğiz arkadaşlar. Hepsi içinde peynirli poğaçalarımız. Ben hepsini bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bir yumurtamın içine bir yemek kaşığı süt koydum. Daha parlak olmasını ve daha kolay sürülmesini sağlayacak. Şimdi toplarımın üzerine yumurta sarılarını sürüyorum arkadaşlar. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Hepsini böyle üzerine siz dereotu, çörek otu serpebilirsiniz. Susam serpebilirsiniz. Dereotunu içine koymuştuk zaten. İstediğiniz susam ya da çörek otu sepeleyip fırına verebilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdi birinci tepsim bitti. İkinci tepsimi yapacağım. Bunu fırına vereceğim arkadaşlar. Tuzlu kurabiyelerim, poğaçalarım piştiler. Bir tepsisini almıştım. Şimdi bunlar sıcak ama şöyle servis kabını almak istiyorum. Tuzlu kurabiye sevenler bu tarifi kaçırmasınlar.
Çok lezzetli, hafif sıvı yağla yaptık. Evet arkadaşlar, bir tanesini açıp bakalım. İçi de pişmiş mi? Evet arkadaşlar. İçi de çok güzel pişmiş. Enfes. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.